Arkadaşlar bugün sizlerle hamburgerlerin suyunu çıkartıyoruz. Ama onun öncesinde yine güzel İstanbul'un güzel güzide bir yerindeyim. Galata Köprüsü'nün altından size sesleniyorum. Şöyle arkamda Gülhane, Zeynep. Pişt. Kardeşim. Merhaba. Evet, burada Zeynep'i buldum. Ne haber? Yani takılıyoruz. Çok böyle. Güzel. Zeynep de video çekiyoruz. Haberim yok ama bundan. Ne güzel. Çok mutlu. Zeynep her zamanki gibi video çekerken çok mutlu oluyor. Bir şey diyeceğim. İşin rengi değişiyor. Bu bir challenge mi oluyor? Biz artık rakibiz kardeşim. Hemen şöyle yapıyoruz. Gidiyoruz ayrı ayrı hamburgercilerden hamburgerlerimizi alıyoruz. Daha sonra bunu efsane bir içecek haline getiriyoruz ve birbirimize kitlemeye çalışıyoruz. Günün sonunda da kısa çöpü çeken içecekleri içer. Ben de bu şekilde kurtulmuş olurum. Çok içecek istemiyordum. Çok kötü. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Bu kadar kolay yerinden kurtulamazsın Zeynep. Hemen şöyle sana maksimum limitini göstermek istedim. 50 lira. 50 lirayla 2 tane hamburger alabilirsin. İstediğin kadar seçenek ekleyebilirsin içine. 50 liranın üstünü bana getirmeyi unutma çünkü lazım oluyor. Hadi. Go. Ben burada 1 lirayla hayatın mutluluğunu bulmuşken 50 lira verdi bana challenge yapacakmışız. Bir de üstünü geri istiyor. Bittin kızım sen. Yeter be. Ya ben bu sonuçtan çok mutluyum açıkçası. Hani Zeynep bu konuda biraz... Yani ama biraz kötü. Kısa çöpü garanti çekeceğini biliyorum. %50 şansım vardı. Zeynep'e de bunu kilitlediğim için mutluyum. Şimdi Zeynep için efsane bir karışım hazırlıyorum. İçine ne var ne yok her şeyi koyuyorum. Çok da güzel karıştırıp ona içiriyorum. Hiç gerilmemize gerek yok. Zaten sonuç belli. Ben yavaşça hiç kendimi yormadan gidiyorum. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. 30 dakika zaman verdim. Çünkü çok fazla oyalanmak istemem. Şimdi ben KFC'ye gitmeye karar verdim. Çünkü Zeynep'i az çok tanıyorum. Yani Zeynep tam bir Burger King'çidir. Oraya gideceğinde aşırı eminim. O yüzden ben KFC'ye gidip onu şaşırtacağım. Böyle en acılısından bir şey alayım diyorum. Üzerine bir de orada salatalar var ya ben pek sevmiyorum onları. İsimleri başka da unuttum şimdi. Onu da böyle menü içine karıştırınca mikserde efsane bir tat vereceğini düşünüyorum. Şu an Burger King'e doğru gidiyorum. En ucundan bir et tabutu böyle bir şeyler koyacağım. Sonra da kalan parayla bir şey kalmayı planlıyorum. Çünkü niye almayayım? Ben nasıl bir navigasyon kullandıysam ara sokaklardan sersefil oldum ama sonunda buldum. Çok az bir zamanım kaldı. 15 dakika gibi bir zamanım kaldı. Hemen gidip alacağım birkaç şey var. Onları alacağım. Kafamda bir şeyler kurdum. Ondan sonra hemen eve geçeceğim. İnşallah Zeynep de bulamamıştır. İnşallah. O zaten nasıl bulacak ki? O şey çünkü bayağı. Ben daha iyiyim bu konuda. Mı? Acaba? Çünkü çok ucuz. Kalan 16 lirayla da milkshake alırım. Çünkü kalan 16 lira benim. Tutkaladım, cebe attım, her şeyi yaptım. Yapacak bir şey yok. Milkshake'den vazgeçtim, ben de bunu aldım. Şimdi gidiyoruz, yolumuz bu. Öyle. Güle güle, hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Her şeyimizi alıp eve geldik. Yani daha doğrusu ben geldim. Zeynep yaklaşık benden çok dakikalar sonra geldi. Ben yaşlandım onu beklerken. Sadece tek bir sorun var. Neredeydin? Yoldaydım, geliyordum. 3 dakika geç geldim. Abartıyorsun şu an. Şu an çok makul bir açıklama sundu. O yüzden geçiyorum. Şimdi arkadaşlar biz ürünlerimizi aldık. Zeynep kendince bir şey aldı. Ben çok pis şeyler aldım yani bence. Biz bunları hamburgerleri alıyoruz. Burada karıştırıp kendimize böyle bir sıvı yapacağız. Kazanan içmeyecek. O yüzden de Zeynep kaybedeceği için Zeynep içecek. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. O eli çek oradan. Kendine gel. Biz rakibiz lütfen. Başlayalım mı o zaman Zeynep? Evet başlayalım. Paris nerede Zeynep? Aşko şimdi aldık bir şeyler. Aşko mu? Hayatında bunu aşko denmedi ya. Şu an aldım sağlık. Buyurun. Yemeyeceğim. Ya inanamıyorum. Mahvedecek içeceği ya. Ama Zeynep içeceği için sorun yok. Evet. Burada patateslerimiz de var. Bu köfte burger. Bende hiç et yok yani beyaz et var bende. Ama hiç öyle sevinme. Güzel bir sırrım var. Burada da tavuk var ama yemesen artık. Karnım acıktı galiba. Sevmediğim için limonlu ice de aldım sana. Ay inanamıyorum. Çok zekice. Ben ne yapayım biliyor musun? Bir tane ice de alıyordum. Kendim alıyor gibi. Şerefsiz seni. İki tane mayonezim var. Bir tane ketçap. Bir bufalo ve barbekü sos. Oo bufalo çok kötü. Evet. Evet. Acı sos sevmem. Şimdi hazır mısın? Evet. Hala suratında ufak bir gülümseme görüyorum. Hayırdır? Aa! Dökülmüş. Şimdi burada içeceğimiz var. Bir ice tadına bakayım. Emin olamadım. Ya bu ne? Kola ya da ice de değil abi. Bu ne bu? Bu buz erimiş kola kanka. Ha, buz erimiş kolamız var o zaman yani. Çok garip bir tadı var. Burada ice tea'miz var. Burada bir tane burgerim var.
şöyle mayonezli falan böyle tavuklu bir şey. Bu acısız olan. Şurada aroma katsın diye patateslerimiz var. Ben iki tane böyle tosun gibi bir şeker geldi. Herkesin. Ooo acılı. Sever yani sevmem de Zeynep de sevmezse çok. Şöyle. Acılı seversin de yani bunları çok sevmezsin. Burada yine patatesim var ama Zeynep önemli olan şey bu değil. Önemli olan benim özel sırrım. Bunları, pardon. Bunların hepsini bağlayan bir malzemeyle geldim. İsmini bilmiyorum. Ben lahana salatası deyip geçiyorum. Evet, lahana salatası. Çok severim. Sevmiyor belli. Tamam. Bu yarışı zaten biz kazandık. Burada efsane soslarım da var. Ranch aldım, acılı aldım. Oha, sarımsaklı mayonez almışım. Süper. Barbekü hepsini aldım. Sen beni tanımıyorsun ha. Sen bunu hiç seviyor musun? Evet. Allah Allah, ben acıyı yemiyorum da o yüzden öyle almıştım ama neyse, tamam. Böyle malzemelerim var. Benim kabım çok küçük, o yüzden Zeynep bayağı bir rahat çalışacak. O yüzden ilk ben başlıyorum, öyle bir şey ama ben de böyle bir şey yaptım yani. Önce tabii ki bir de bir şey küçük olduğu için biraz fazla parçalayacağım ben. Parçalama işlemini öncelikle ağzımda. Çok güzel. Hep videolarımda derim ki arkadaşlar, Allah insan açlıkla sınamasın gerçekten. Ay çok acı. Ay acı mı? Ay yanlış şeymişim. Ah! Versene biraz tadına bakacağım. Ben şöyle tadına bakacağım. Ya ver tadına bakacağım. Hayır ya, sen birazdan zaten karıştıracaksın ya, o zaman bakacaksın. Başkalarının sözünü çalma. Az önce söyledim bunu sana, Allah'ım ya. Sen mi söyledin bana? Evet. Ya sen niye bu kadar karıştırıyorsun bize? Bak parçalıyorum parça parça. Şöyle marullarından da atıyorum Zeynep. Bütün soslarından falan her şeyi koyuyorum, merak etme. Ellerimi de yıkadım. Sen var çok rahatsın her. Löp diye koysan onu yine karıştırır onu. Ayıp olmasın, ben bir yarıya böleyim. Bu bölünmüyor. O kadar şey yani, kötü almışım. Ya daha bunu yapamıyorsun. Gelmiş bana laf ediyoruz. Allah ya. Çıkmıyor ama. Keşke yapmasaydın. Keşke bütün atsaydın ya. Tavuğun içinde Zeynep'in elini gördüm demin ya. Okey. Zeynep'in eliymiş gibi yapalım burayı, tamam mı? Ben artık patateslerimi koyabilir miyim o zaman? İzin veriyorum şöyle. Gerizek. Allah'ım ya, patatesleri şöyle koyuyorum. Ben parçalamak zorundayım çünkü benim kabım küçük. Keşke şunu bana verseydi var ya, orada bir çorba hazırlardım. İnanamazsın. Yani sen hazırlama tabii. Tamam, ben patateslerimi de koydum. Sen patatesi koymak zorunda değilsin ama beni takip etmek zorunda değilsin. Özenti olmak zorunda değilsin. Şimdi efsane sosumu koyuyorum. Sonra bir tur döndüreceğim ben. Sen döndürmene gerek yok çünkü ben efsane karışımım olmasını istiyorum. Dönmeye de bilir. Hazırsak arkadaşlar, ilk döndürme işlemi Elif Yalçın'dan geliyor. Dönmüyor. Teşekkürler. Zeynep'cim ben değil de şimdi sen içeyin için bunu. Çok güzel kokuyor gerçekten. Yani evimde sprey olarak kullanmak isterim. Çok güzel, tamam. Ben güzel gidiyorum. Bebek maması kıvamını size de çok göstermek isterdim ama birazdan bardakta görürsünüz. Evet, sen devam edebilirsin. Ben biraz son arkası koymak istiyorum çünkü neden olmasın yani. Bir tane de ağzıma koysana. Ha. Tamam Zeynep. Yani o kadar efsane oldu ki benim karışımım, o yüzden hiç gocunmuyorum yani. Okey. Biraz daha limon lastiği. Limon lastiği en sevdiğimdir. Gerçekten bayılırım yani. Sen onu var o dökemeyeceksin, üstüne dökeceksin. Bak şimdi. Bu çocuk büyümüş. Gerçekten. Sen kaç yaşına girdin çocuk? 14 gibi gösterdiğine bakmayın. Gerçekten 19'a girecek herhalde. Vay be, yıllar geçiyor gerçekten. 15 gösteriyorum abla. Çevirecek ya. Misin? Evet. Ne bağırıyorsun? 14 gösteriyor ne demek? Hemen burada anket açıyorum. Zeynep kaç yaşında gözüküyor? A 14. B 14.5. C'de kaçtın sen? 15. Ha 19. C'de 19. Karıştırıyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Diğer bir efsanevi şeyime geçiyorum. Bu da bir burger. Bunun özelliğine içinde turşu var. Zeynep turşu sever misin? Evet abla. Allah Allah. Zeynep her şeyi seviyormuş. Niye böyle oldu ki? Şöyle turşuyu, domatesi böyle bir güzel ekliyorum. Şöyle bir eklemek isterim. Şöyle laps diye. Yeme 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 artık üf. Ama tadına bakıyorum. Güzel kalite kontrol yani. Zaten biraz sonra yiyeceksin. Üf dur ya.
Oha, köfte mi aldın? Evet canım, sana köfte aldım. Koklayabilir miyim? Yani turşu var içinde, pek turşu sevmem. Zeynep yine söyleyeceğim, onu löps diye atsan şu makine yine. Yani vın vın vın. Yarısını koy, yiyeceğim mi onları? Niye yarıya ayırdı bir de? Bırak işime karışma. Mutfakta şey benim abla. Biraz daha soğana koy. Soğan, hep soğan yaptın. Zaten soğan oldu. Soğan suyu o zaten Zeynep. Soğan yani. Soğan. Çok attım be Zeynep be anneciğim ya. Şimdi ben burada bütün sosları karıştıracağım. Çünkü Zeynep bunların hepsini seviyormuş. Ve ben Zeynep'in sevdiği şeyleri hiç sevmem. O yüzden hepsini karıştıracağım bunların. Oha! Biraz da acı sos. Hayatım kadar acı diyerekten. Bunları iç, bunu içiyorsun Zeynep. Koşarak karşıda gidersin artık. Şöyle. Ağzım yıkamıştım. Sen de yap şimdi, ben tamamım. Şöyle keskinliğin gördüğüm manzarayı görseniz, çok kötü bir şey var ya burada. Ay. Şimdi bir salatlık daha geliyor, hazır olun. Bizim karışımlarımız şu an tamamlandı. Son bir etap kaldı, en sevdiğim. Şimdi bir güzel karıştıracağız. İnanıyorum, inancı bir karışacağım da diyeceğim. Karıştıracağız. Daha sonra bardaklarımız var. Bardaklarımızı dolduracağız. Daha sonra da kimin içeceğine karar vereceğiz. Hazır mısın Zeynep? Evet, hazırım. Bir. Niye bu kadar heyecanlanıyorsam? İki. Üç. Harika kokuyor Zeynep'ciğim. Aa, Zeynep bununki içecek olmuş, şey olmuş, mama olmuş. Çok kokuyor. Ben koklamak istemiyorum. O anı içeceğim. O zaman hemen bardakları boşaltayım. Benim içeceğim hazır. İçeceğimin ismini koyuyorum. Eloen City benimki. Evet, 80 City'den alıntı değildir. Kesinlikle orijinal bir içerik. İçinde gerçekten inanılmaz özel bir karışım var. İçecek Coca-Cola gibi bir sır. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey. Sıra bende. İçeceğin ismini de size bırakıyorum. Ben şimdilik ama bir isim koyacağım. İsmi Zeyno. Net. Nasıl Zeyno? Muhteşem. Çok özgü, orijinal. Ben Memoli'yim. Aklıma geldi. Tamam. Bu içeceği kim içecek? Salalımız bu. Tek çarem var. Tek mutlu olacağım şey. Zeynep eğer kısa çöpü çekerse ben buradan çok balımı sevmek diyeceğim. Zarı bayağı öyle bir şey. Çöplerimiz gelsin. Zeynep'ciğim. Sen bir çöp oldun için. Neyse, kötü espri yapmayacağım. Haydi gidelim çöpleri çekmeye. Kaybetmeye hazır ol kızım. Bitti. Ya sen hayatını yıkık bir insan olarak yaşamışsın. Ben sen mi kaybedeceğim? Hangi sağlık? Ya hile var. Hile var. Hile var. Hile var burada. Aldığın şeyleri iç bakayım. Hile var. Hile var. Ben tekrar çöp istiyorum. Aha buldum. Eldiven üstü nerede arkadaşlar? Utku'ya verdi. Neler tabii oluyor? Ki. Bir insanın fikri neyse zikri de oldur, tamam mı? İçeceksin kardeşim, bu benim, bu ben, benim ben yani. Ben Eloen City'yi içeceğim. Benim bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Yani ben kaybettiysem eğer kaybettiğimi kabul ederim. Ben gel, çok kovamı hazırlayayım da şuraya. Al bakayım bunu, senin için yaptım özel olarak her şeyi. Bir yudum almak zorundasın. Afiyet olsun aslan parçası, sen yaparsın koç. İçecek gelmedi. Yapacaktık, içecek bak. Bunu çeksen şu an içmiştim. Yoruldum çekene kadar ya. Abi. Yut, yut, yut. Kusma. Kusma, kusma. Kusmak istiyorum zaten, kusmama gerek yok. Afiyet olsun. Yuttum, yuttum abi. Şimdi yani, afiyet olsun, ne diyeyim? Öncelikle ben birkaç kelam etmek isterim. Kelam. Kelam edildi. Artık kelam edildi yani. Bu işten sonra kelam ediyorsun çünkü. Gerçekten kötü arkadaşlar. Hani kötüyse kötü derim, bilirsiniz. Bu kötü. Zeynep, bu benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü adaletli gibi gözüken ama hiç adaletsiz olmayan bir şeymiş gibi hissettim. Ne alaka? Ben de senin yıllardır ablan olarak yeni bir challenge koyuyorum. Bir kere kaybeden bir daha kaybetmez. Allahu Teala'm yanımda diyorum. Ben tekrar... ben tekrar bir...
çöp çekelim diyorum. Neydi yeniden şeymeye doğru? But ve tekrar çekeceğiz ya. Kısa çöpü çeken ikisine karışıyoruz ve onu içiyoruz. Yani sen içeceksin. Çünkü ne olur iki kere bir yere bir şey olmaz. Öyle bir söz vardı unuttum. Arkadaşım. Kendine güvenmiyor musun? Şansıma güvenmiyor olabilirim ama giriyorum. Tekrar içmeni görmek istediğim için. Çöpler gelsin. Onu ben alacağım. Ben mikrofonum düştüğü için sevinemedim. İçimde sevindim. Hayırlı olsun kardeşim. Üzülme Zeynep. Neden üzülme biliyor musun? Çünkü Allah böyle istedi. Senin için bak bak bardağımız var. Bardağı. Doldur konuşma doldur. Doldurma meyhaneci doldurayım ben. Merak etme bir yudum alsan yeter. O yüzden fazla koymayacağım. Şu hayattan soğutuyor insanı. Kardeşim için ellerimle yapıyorum. Bir krem varsa bu pislik böyle güzel olurdu ama. Zeynep'ciğim sadece istediğim şey ne biliyor musun? Şu pipetten gelişini göreceğiz. Bir yudum böyle ağzında hissedeceksin, yutacaksın, yutamazsan da biz bugün seni döveceğiz. Vay be karakterli insan ha, takır takır çekti. Kardeşim çok çektin lan, beğendi galiba. Yut yut yut. Mayonezli bu. Ha? Mayonezli bu. Kayıp durmuş abi. Sen ciddi misin? Ben ciddi. Yooo. Ben bunu gerçekten söylemek istiyorum, çekerken kayıp durmuş, o yüzden de tekrar içecek. Ya Utku yalan söylemez. Utku bu işin erbabı ya. Utku öl diye ben at ölürmüş atlarım camdan kendimi. Hadi. Hiç oyalanma bak ben sana ice tea getirdim diyeyim ona. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım evet. İyice çek Zeynep. Anne anne anne. Güzel çok çekti. Yani gerçekten. Aşk o çağrı. Gördün. O kamera kaydı kesilecek. Utku bizi o anda kesmeyecek yani. Ama herkesin ne kadar karakterli bir insan olduğunu gördü. Bu bir dönüm noktası. Bundan sonra hayatın hep zirveye çıkacak Zeynep. Ha. Zeynep videoya geldiğin için ve bana dahil olduğun için çok teşekkür ederim canım kardeşim. Hoşçakalın ben gidiyorum. Gerçekten hamburgerlerin suyunu çıkardık arkadaşlar. Ve hamburgerlerin suyu çok kötüymüş. Ben bunu söylemek istiyorum. Ama sonuçta güzel bir video oldu. Karakterli düzgün bir video oldu. Herkes adaletliydi. Ha. Tamam. Aynen. Yani %80 adaletli bir yarışmaydı. Zeynep kazayla iki tane şey aldı. Kazayla. Yani ama güzeldi yani Zeynep. Bir daha videolarıma gel. Hayır. Hoşçakalın ben gidiyorum. Bir dahakine artık. Merak etme. Cezasız video yapacağım bir dahakine. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. O zaman bizi desteklemek için... Bizi ne ya? O zaman desteklemek için abone olmayı ve beğenme etmeyi. Bay bay. Bu kadar.